Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bence. Ben Melih. Bugün Melih ile size arkadaşlarınızla girdiğinizde mutlaka kazanacağınız iki tane iddia göstereceğiz arkadaşlar. Bence hepsi çok hoş. Hemen görelim. O zaman hemen ilk ile başlayalım. Ben şöyle bir kemerimi çıkartmıştım videodan önce. Bunu böyle bir katladım. Şöyle. Ve bu kemeri rulo haline getiriyorum. Tamam mı? Şöyle. Şimdi burada iki tane delik oluşuyor şu şekilde. Hatta arkadaşlara göstereyim. Burada bir, iki tane delik oluşuyor. Bunu masaya bıraktım. Ben diyorum ki sana, bu iki boşluktan bir tanesini seç. Ve doğru olanı seçersen parmağın kemerin içerisinde kalacak. İçeri kalan kısımda kalacak. Ha, şu iki kat yaptığımızın ortasında evet, kalacak. Evet, aynen. Ha. Bakalım doğrusunu bulabilecek misin? Yani burası dışı, burası içi ya. Diyorsun bakalım. Elin dışarıda kaldı gördüğün gibi. Kemerin elin dışında kaldı. Bir daha dene istersen. Bir daha dene abi. İçi orasıydı ama. Bir daha dene abi. Evet. Yine iki tane kaldı. Dene bakalım. Tamam. Bu sefer öteki tarafını seçeceğim. Acaba o muydu? Öteki tarafı seçtim bu sefer. Evet. Yine dışında kaldı. Bir kere ben yapayım. Bakalım oluyor mu? Sen katla bana. Yap sonra ver. Niye vereyim ya? Tut seç tamam. Bakalım. Abi yapamam öyle önümdeyken. Tamam. Şimdi ben diyorum ki burası. Kemerin iç tarafına kalacak olan tamam. Yer. Açalım şöyle. Hatta aç istiyorsan sen. Şöyle güzelce. Hayda. Bir daha sen yap bakayım. Bir daha deneyeceğim ben. Abi olmayacak işte. Ben size anlatayım istiyorsan. Bir kere daha denemek istiyorum. Haydi bakalım ya. Beni kalbimi mi kıracaksın yani? Hayır abi tamam yap. Tamam gösterirsin numarayı. Tamam bir kere daha denemek istiyorum. Burası. Hep oraya ısrarla oraya deniyorsun. Farkındasın hayır, değil mi? Bu şey ama. Bu içi ama. Al dışı. Hayda. Arkadaşlar bunu yapmanın yolunu ben anlatayım. Şimdi tekrar bir katlamamız gerekecek. Şunu anlatmak için. Şöyle bir katlayayım. Artık son defa bunu yapıyoruz. İnşallah. Şimdi iki kısım var ya. Tamam. Bunlardan. Şimdi bir tanesi gerçekten kemerin içi. Yani şu zaten kemerin içi belli zaten. Bariz kemerin içi. Diğeri de kemerin dışı. Yani bu kemerin dışında kalacak kısım. Eğer arkadaşın zaten kemerin dışında kalacak kısmı seçerse bunda hiçbir sıkıntı yok. Zaten kemeri açtığınız anda parmağın dışında kalıyor. Cem her zaman ama onu değil doğru olanı seçti. Doğru olanı seçtiği zaman yapacağınız şey bu kemerin iki tarafını beraber şekilde açmak değil. Çünkü açarsanız kemerin içinde kalacak. Yapacağınız şey kemerin sadece bir tarafını açmak. O yüzden ben kendim sana vermedim onu özellikle. O da şöyle oluyor. Bunu iki tarafı açacağınızı sadece bir tarafıyla şöyle açıyorsunuz. Şöyle. Ondan sonra da zaten dışarıda kalıyor zaten. Olay ya, sadece güzelmiş. Onu sizin de açmanız. Arkadaşınız ne derse onun kaybetmesi için onun yani tam tersini size evet, yapmanız oldukça gerekiyor. Oldukça enteresan güzel bir iddiaymış. Bu benimkiydi. Şimdi de sıra bende. Buyurun o zaman. Ben buradan alayım ama. Şöyle görüyorsun bir tablo var burada. Aha. 8 tane kutucuk var bu tabloda. Tamam. 1'den 8'e kadar olan rakamları bu kutucuklara öyle bir yerleştireceksin ki ardışık sayılar birbirlerine ne köşeden ne kenardan dokunmayacak. Yani şurada 1 varsa 2 burada 2 yan kutucuklarda 2 olamaz. Hiçbir tarafında olamaz. Yani peki bu mümkün mü abi? Evet. Yani tek bir çözümü var bu. Peki deneyeyim sorun. Bakayım. Şu 1 yazıyorum buraya. 1. O zaman 2 buralarda olamaz. Tamam 2 buralarda olamaz yani. Evet şöyle olamaz. 2'yi tamam, oraya buraya yazdım. Evet. Deniyorum abi. 2, 3 demek ki artık şurada olamaz. 3'ü buraya yazdım. 3, 4, şuralarda olamaz. 4 diyorum buraya. 4, 5, buralarda olamaz. 5'i buraya yazıyorum. 6, buralarda olamaz. Oo patladım. 7, 8 dedim ama 6 ve 7... Evet. 6, 7, 8 hepsi bir arada oldu. Yani kısaca arkadaşlar ben şunu yapmıştım. Yani bir burada ama 7 ve 8 yan yana ve 6 da zaten yan yana evet. 7 ile birden fazla kere patlamışım burada. Şimdi ben doğrusunu göstereyim. Yap abi. Evet. Hatta bir tane onun üzerinde bir tane yapabilirim. Çok karışık oluyor. Çiz bir tane daha ya. Hemen çizeyim o zaman. Şimdi evet yeni bir tablo çizdim. Bu üzerinde göstereceğim. Arkadaşlar dikkatli izleyin. 1. Tamam. 2. Bayağı uzak koydun onu. 2, 3. Şuraya bir mi? 3 4 5 6 7 ve 8. Bunu şöyle göstereyim arkadaşlara. Evet. Ya ben bunu bulamazdım.
Oldukça kolay aslında. Biri ortada bir yere yazarsan sadece bir kare atlayarak diğerlerini hepsini kolayca yerleştirebiliyorsun. Valla iyiymiş. Yani açıkça dediğim gibi zormuş aslında. Yani çok da kolay değilmiş. Ben evet de... biraz zor. Birazcık böyle aslında kolay bir çözümü var ama sadece kısa bir süre düşünmek gerekiyor. Bu bir atlamalı olarak bu hesabı yapabilmek gerekiyor. Abi, o zaman seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de seni kemer numarandan dolayı tebrik ediyorum. Bu arada arkadaşlar tam şuradaki linki tıklarsanız Pipet Numarası adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Oldukça enteresan bir videoydu o da. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.